Herkese merhaba. Omni Factory'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar üst üste Omni Factory oldu ama Project Ozone'a biraz ara vermeye karar verdim. Ee, bayramdan sonra devam ederiz. Biliyorsunuz bu aralar izinliyim. Oynayabiliyorum ama oynayamıyorum gibi şeyler de var. Biraz evdeki hesap çarşıya uymadı. Bayram süresince yani ben izinli olduğum sürece videoların gelmesi için üst üste videoları çekiyorum. Kanalda video kalmasız, videosuz kalmasın diye. Ee, ama izinli olduğum halde bayağı işlerim var. Pek yetişemiyorum. Project Ozone'u oynamak biraz daha benim için zahmetli, sıkıntılı. Ee, o yüzden biraz Omni Factory'e ağırlık veriyorum. Ama Project Ozone'a da devam edeceğiz yine. Evet birkaç bir şey söylemek istiyorum. Geçen bölüm bunların söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Hemen aklıma gelmişken onları halledeyim. Ee, biliyorsunuz buraya argument takmıştık. Şu argumentleri. Ee, bunların... Bunların kraftlarında hiç yapmadığımız beraber sterling silver ingot denen bir şey var. Yapımı kolay. Silver ve copperın birleşimini blast furnace ingota çeviriyorsunuz. Ee, ve bu argumentler oldukça pahalı arkadaşlar. Hop Yanlış yere tıkladım. Gördüğünüz gibi e, Conductive iron bloklar istiyor. Energetic alloy heh, nispeten ama blok blok bunlardan istediği için biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden zaten ben de 18 tane değil 9 tane yaptım. Ve bunların sadece hepsine birer tane takabildim. Ee, şu ingotlar. Bunların ingotları bunların oluşumunda arkadaşlar ucuz dediğim gibi ama çok zaman geçiyor. Gördüğünüz gibi neredeyse bir tanesini yapması 3 dakika gibi bir zaman alıyor. O yüzden baya yavaşlar. Ee, i̇kinci olarak e, şurada data modelleri oluştururken şurada bir tane termal element data modelini oluşturmuştum. Bunu da size söyledim. Ama bunu oluştururken e, bu bizim üç kardeşlerden bir tanesini öldürmeniz gerekiyor. Blitz, Bazals veya Blitz olsa gerek isimleri yanlış hatırlamıyorsam. E, ben şunu öldürdüm. Bazals'ı öldürdüm. Bazals Rot elde ettim bir tane arkadaşlar. Onun sayesinde bunu yapabildim. Peki Bazals'ı nerede öldürdüm? Onu da göstereyim size. Bazalt böyle daha çok ekstrem hill e, bayomlarında çıkıyor. Şurada bir yerde buldum arkadaşlar. Burası ekstrem heal biyomu. Bir tanecik öldürdüm. Bir tane rot da zaten bize yetti. Onun sayesinde bu data modeli yaptım. Bunun bilgisini de vereyim. Ha, bir de şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani şu an e, görüyorsunuz e, veya şöyle zannettiğinizi düşünüyorum ben. Şöyle zannettiğinizi zannediyorum hatta. İşte bakıyorsunuz buraya o bir sürü malzeme var o bir sürü maden var burada o burası dolu O bir sürü diamondımız varmış redstone madstone red hepsi hazır böyle ee, Bakıyorsunuz işlemcilere bakıyorsunuz 21 tane hazırda işlemci var ki Bunları kullanacağız Bir sürü burada madenimiz var aşağıda depolar madenimiz var Makinelerimiz çalışıyor şudur da budur da ee, Bunlar sizi e, Paketin kolay olduğunu zannettirmesin neden zannettirmesin? şöyle göstereyim bunların bu hale gelmesindeki arkadaşlar arkada 73 saatlik bir oynanmışlık var. Yani ben e, şu malzememiz bitti hadi gidip redstone kazalım hadi gidip glowstone kazalım ki glowstone'ları da böyle hadi nedir'e gidip biraz glowstone kazalım şunu yapalım bunu yapalım şeklinde video çekmiyorum. E, o Kısımlardan sıkılacağınızı düşünüyorum ve birçok şeyi video başlamadan önce sizin için hazırlamaya çalışıyorum ki bunların işte maden kazmaktır onu toplamaktır bunu toplamaktır 3356 tane ağacımız var bunların hepsinin arkasında emek var arkadaşlar ee, çalışmışlık var bunlar size paketin kolay olduğunu zannettirmesin ee, arkada çalışınca böyle oluyor öyle diyeyim sizlere ee, bugün e, questbooka devam edeceğiz arkadaşlar hatta şuradan machine e, Hull 2 yani mild Medium voltajı geçip yapıp şuradan Inscriber'a atlamak istiyorum ama. Ondan önce birkaç bir şey daha yapmak istiyorum. Ha şunu da göstereyim yalnız size. Hemen e, yapılmışlardan devam edelim. E, şöyle bir tane Ender War rezerv yaptım. Su rezervi. Biliyorsunuz bu bizim kullandığımız Nükleer Craft'ın Infinity Water Source'ları çok yavaştı. Ve buradan bizim Ender Tank'ımıza sürekli olarak su basıyor. Ve şuralarda falan da şu Ender Tank'ları kullanmaya başladım artık. Beyaz 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 kanaldan. Yani su ihtiyacımızın olan her yere şurada gördüğünüz gibi Ender koymamız artık yetecek. Hop. Evet geçen videoda da arkadaşlar böyle bir, bir kısmında ses problemi olmuştu. Onun pek nedenini anlayamadım ama arka tarafta bilgisayar bir şey yaptığı için o sırada OBS ee, şey yapamamış kayıtları düzgün alamamış ama Allah'tan çok uzun sürmediği için çok fazla müdahale etmek zorunda kalmadım zaten etsem de ne, ne kadar edebilecektim o saatten sonra bilemiyorum ee, birkaç bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar su meselesini hallettik ama bizim de e, bolca dark steel yaptıracağımız için dark steel'e çok ihtiyacımız olduğu için obsidyen e, ihtiyacımız var obsidyen ihtiyacını ben şu ana kadar elle kazarak halletmiştim ama şunu şöyle yapmak istiyorum eee Flüt Solderer'a şöyle koyayım ve şu şekilde lav yollayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bir tane de Block Mold koyduğumuz zaman bu bize obsidiyen yapacak. Şu an e, sınırsız obsidiyen yapma işi başlamış gibi gözüküyor ama bunu bir yerde keserim ben çünkü bu makine sürekli içerisinde lav dursun istemiyorum ben. Şöyle de aşağıya çıktısını vereyim açık mı değilmiş. Biraz bir biriksin burada. Ee, ondan sonra onu kaldıracağım. Ee, dediğim gibi questbook'ta devam edeceğiz ama yapmak istediğim birkaç bir şey var. Ee, bunları buraları ben keseceğim. Ee, çoğunu, construction kısımlarını keseceğim. Ama şimdiden başlayalım. Yapmak istediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar Atomic Reconstructor. Şuradan. Ah, bunu niye atamıyoruz? Bazıları atılmıyorum ya, anlamadım gitti. Şunları kaldırayım arkadaşlar. Ha şimdi atıldı. Bilemiyorum. Atomic Reconstructor yapmak istiyorum. Ee, bize 5 tane lead plaka gerekiyor. Bunları hiç yapmadık galiba daha önce. Evet, hemen yaptırayım o sırada onlar da oluşmaya devam etsinler. Şöyle 5 tane lead plaka. Gel bakalım. Sen şöyle ol Ondan sonra alüminyum casing yapmamız gerekiyor ki bu Actual Editions'ın Her makinesinde yapacağımız bir şey arkadaşlar Black quartz sandıklardan kullandığım black quartz sandıklardan bulduğum black quartz kullanıyorum şu an için black quartz yapma Teknolojimiz Hala yok maalesef İkinci seviye medium voltage seviyesine geçmemiz gerekiyor onun için O yüzden böyle sandıklardan bulduğumuz şeylerin biraz avantajlarını yaşamak istiyorum Ve bir tane alüminyum casing yaptım. ender ee, ay lens'e ihtiyacımız var. Bunu otoclave'de su ve ender ayla birleştirmemiz gerekiyormuş. Bu bizim ha, bir tanecik varmış zaten. E, ee, otoclave. Otoclave'de su var. Ve bunu hemen sende birleştir. Yavaş yapacak herhalde. E, ee, kullanamadığım için artık arkadaşlar su ve itemlar da üstten geldiği için böyle kablolarla hallediyorum. Burasını da diğer kısımlarda da bu şekilde halledeceğiz gibi gözüküyor. Şunlara bakalım. Bunlar bayağı pahalı aslında bunlar medium voltaj şeyleri. Zabazingoları öyle diyeyim. Şuradan biraz Gold Rod alıyorum. Başka? Copper, Wire ve Nether Quartz. Copper'ımız var mı? Vardır böyle. Biraz da bunu şöyle yarım stek kadar copper wire haline getirelim arkadaşlar. Şunlar da tamamdır. Ondan sonra bize ikinci seviye işlemci gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunların aslında yapması daha kolay İleride, ilerleyen zamanlarda. Daha kolay değil de nasıl diyeyim daha ucuz. Ama biz şu an için sadece bu prosesörleri yapabiliyoruz bu teknolojiyle. Assembler falan yapmamız gerekiyor. Medium voltage assemblerler yapmamız gerekiyor. O yüzden onlara biraz daha var. Yani ben biraz böyle... a elektronmuş bunlar. Gold değilmiş. Ee, biraz bu anlamda önden gidiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ama bunlara da açıkçası ihtiyacım var. 6 tanecik elektron varmış ya. Yetecek mi bize? 4, 8. Aa o iki tanecik eksik kalıyor. Hatta bir ingotluk bir şey var. Elektrom, elektromumuz da fazla kalmamış. Hop gel sen de şöyle. Ee, obsidyen, obsidyenler gördüğünüz gibi bu şekilde oluşmaya devam etsinler. Ee, bu, ha. Lens yukarı çıktı tekrar aşağı indiği için buraya gelmiş arkadaşlar. Lensimiz hazır. Elektrom rotlarımız hazır. Devam edelim bakalım Atomic Reconstructor'ımıza. Emitter, low voltage emitter işine daha doğrusu. Şuradan iki tanecik de nether quartz alayım. Bu iki tane emitter yaptım arkadaşlar. Ve lead plakalarımızda işleniyor olması lazım. Hatta bitmiştir. Beş tanecik mi? Beş tane mi attım ben? Ha beş tane lazım zaten. Zaten yani, altı tane zannettim bir an. Gel bakalım, gel bakalım ve Atomic Reconstructor'ımız hayırlı olsun arkadaşlar. Hop, şöyle bunları, bunlarla değil de bunlarla mı yapsam? Gerçi resipisi değişti mi bilmiyorum. Oo, yok, o zaman tahtayla. Bakayım şunlara. Ha, iki tane stone oluyormuş ya. Hop, hiç stone yapmamıştım. Gel bakalım bir iki tane gelsen. Ee, bundan yaptım bir tane arkadaşlar. Bir tane de Redstone torcu ihtiyacımız olacak. Atomic Reconstructor çünkü çalışır çalışmaz ateş etmeye başlayan bir arkadaş. Bunu sinyalle çalışabilir hale getirmemiz gerekiyor. Ve Atomic Reconstructor'mızı da böyle hop koyalım. Enerji doluyor. Bunu otomatik olarak ateş etmesin diye Şöyle e, sağ tıklayınca arkadaşlar pulse moduna geçiyor. Ve bunun için önüne de bir tane şöyle bir şey koyuyorum ben. Bu sinyal ürettiği zaman ateş edecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Artık e, Actual Editions'ın temel malzemelerini yapabilir hale geldik arkadaşlar. Void kristal veya şuradan hatta gideyim. Breaker yapacağım buradan o yüzden buralara geldim. E, kristal, emoredik kristal yapmak için gerekli makinamız artık oldu. Vibrant alloylarımız var. E, Auto breaker için şu void kristalleri yapabiliyoruz artık. Restonia da yapabiliyoruz. Bunları biliyorsunuz sandıklardan biraz böyle yararlanıyorduk. Ama artık kendimiz de yapabilir hale geldik. Atamadım mı? Haydi. Niye, niye bunları şöyle şunu kapatayım. Niye bunlar tetiklemiyor burasını arkadaşlar? İlginç. Hmm. Şey olduğu için mi acaba? Hep şimdiye kadar tahta kullanıyordum ben. Taş olduğu için mi acaba? Ee, bunun resipsinde bir oynama yapmışlar mı? Hayır yapmamışlar. Gel gel bir de seni deneyelim bakalım. Hop. Bunlar için ağırlıklar fark ediyor çünkü. Altın olan falan da fark ediyor arkadaşlar. Evet. Tahta yaptığımız için olmuş şey taş yaptığımız için olmamış arkadaşlar. Ve bu bu emeradik kristalleri ve diamondları hallettim arkadaşlar. Breaker'a bakıyorum gene. Şu yani şu breaker yapmak için şu ikisinin yapılma yöntemi de böyle. Brijbrand aloyları da hazırladığımız zannediyorum. Şu evet burada hazırladım bunları da arkadaşlar. Şunu sildireyim gitsin. Ben şimdi breaker yapmıştık daha önce biliyorsunuz arkadaşlar. Ben ee, 15 tane daha yok. Ee, 11 tane daha herhalde breaker yapayım. Şu malzemelerimizi falan elde edeyim. Ondan sonra Nether'a gidip bizim sugar cane tarlamızda bazı değişiklikler yapacağım. Ee, onları bir halledeyim. Birazdan görüşürüz. Evet bitmek üzere arkadaşlar yapmaya çalıştığım şey. O yüzden tekrar kayda girdim. Birkaç dokunuş kaldı şöyle. Hop. Şu. Dur bir yukarı çıkalım. Aa, sana gerek yok. Sen bağlanma. Buraya bir tane driver koyacağım arkadaşlar. Hop şöyle. Buraya insert tamam. Ve buraya da insert tamam. Karşı taraftan da buradan da gelenler baştan buraya toplansınlar arkadaşlar. Hatta şöyle iki tane de upgrade getirdim. Emerald çok fazla yok elimde. O yüzden iki tanecik yaptım. Ee, şu makineler için bile zaten 4 blok emerald harcadık arkadaşlar. Ve seni iptal ediyorum sen gelme. Şuraya bir tane koyalım. Hop. Buna da gerek yok. Ve extract always aktif olsun. Nerede bizim Yeta'mız? Yeta gel bakalım. Hop, eee up bu. Buraya da insert olsun. Tamamdır. Hop sen nereden çıktın? Hadi güle güle. Buralarda şey mi kalmış? Bir tane daha mı koysak acaba? Yanımda olacak ama. Ha tamam varmış. Hop bir tane de şöyle koyalım. Ben sonra toparlarım. Bu ne? Ha su koymak için Ender Tank'ı kullanmıştım. Seninle de artık işim kalmadı. Ve tamam gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi biraz anlatayım size şuradakiler e, hepsi sınat arkadaşlar tam 32 tane sınat var burada 32 yani bir sınadın 182 tane kumdan e, olduğunu düşünürseniz kaç tane kum kazdığımı gördünüz görüyorsunuz tabii sizin için birkaç saniyelik iş ama arka tarafta bu kadar uğraştım ben hatta bakayım 74 küsür saatlere çıkmış artık gördüğünüz gibi. Eee tane long range breaker burada. iki tanesi de burada. Bunların bir tanesi 8 blok kırıyormuş arkadaşlar. O yüzden 16 16 yaptım ben de. Buradan item'lar extract vaziyette hepsi buradan gelecekler. Bunlar da enerjiyle çalıştıkları için enerji kabloları da çektim ve kumlara da görebiliyor musun sen? Burada bir tane timer'ımız var. Timer'ın zamanını 10 tike ayarlayayım şöyle. Ve buradakilerin hepsi de redstone konditlerle arkadaşlar kumlara redstone sinyali taşıyor. Ve bu şekilde. Şimdi hiçbirinin enerjisi olmadığı için çalışmıyor haliyle. Ama ben şuradan biraz yakıt alayım. Ve ilk tetikleme enerjisini sağlayalım arkadaşlar. Bu bu da buradan bağlı. Gördüğünüz gibi iki tarafa da dört makineye de enerji taşıyacak. Bir tane steam dynamo 4 makineyi çalıştırmaya yetecektir diye düşünüyorum. Oo, oh, baba Buna şey koymuyor ama tabi değil mi? Eh, o zaman tamam. Yapacak bir şey yok. Bununla bir tane ender tankımızı da buraya kullanacağız demektir. Aa, fluid var mı? Var üzerimde. Gelsen şöyle. Extract, Always, Active, Insert yaptım. Ve hepsine enerji gitmeye başladı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bunlar kendi içlerine topluyor. O yüzden item conduitlerle şey yaptım, taşıdım. Şunu kapatayım. Ve şöyle bakalım şimdi sandığımıza. Daha doğrusu Drawer'ımıza. Drawer boştu. Evet. Sugarcane... Toplama mı diyeyim yapma hızımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Baştan bu dolacak. Bu dolduktan sonra da Ender Chance'da yollayacak. Yani dolmasına gerek yok sürekli olarak çalışıyor ama bu bir arada buffer olacak. Birkaç bin tane burada sıkı şey buffer olarak dursun. Hop oh, çok ses çıkartıyor ama neyse ki bunu Void Dünya'da yaptık. Evet uzun zamandan beri yapmak istediğim sistem buydu arkadaşlar. O yüzden biraz böyle öteki önceki sistemlerle e, şeylerle Nasıl denir? E, pistonlarla falan uğraşmadım, yani o yüzden bu teknolojiye, o teknolojiyi atladım. Öyle diyebiliriz. E, şöyle, şöyle, şöyle yapayım biraz daha buralara. Bunları bu şekilde yapmak, çanklamak, lootlamak değil arkadaşlar, sadece claimlemek demek. E, bir de bunları shift'e basılı tutarak loot yapmanız gerekiyor. Aslında şunlara da hiç gerek yok ama en azından şunu kapatayım yani şurasını kapatayım. Kaç? 50 tane hakkımız var çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi boşuna fazla harcamayalım. Evet bakayım sandık doldu mu? Gerçi şu item conduit'in hızıyla alakalı bir şey bu arkadaşlar. Eğer şey yaparsa zaten bizim yaktığımız daha hızlı olursa. Çünkü biliyorsunuz e, sugarcane çok hızlı yanıyor. Çok dayanmıyor daha doğrusu. Şey yaparız item conduit'i orada biraz hızlandırırız. Gerçi zaten yaktığımızda yaktığımız daha hızlı yaksaydık Burası artı değer olmazdı Evet şu an Yakıt kaynağımız yakıt sıkıntımız Kalmadı arkadaşlar tamamen O yüzden Steam Dynamo'lara Belki biraz daha yüklenebiliriz Onların upgrade'leri falan biraz sıkıntı işte Dediğim gibi yani argumentler yapmak sıkıntı Vakit buldukça Onlarla da uğraşırım artık Evet aklımdaki şeyler Bunlar da arkadaşlar ee, Şimdi makinelerimizi tam anlamıyla sınırsız vaziyette ve full performansta çalıştırabiliyoruz yani artık. Şunları da şöyle biraz üzerimden atayım arkadaşlar müsaadenizle. Hop oh, şöyle gitsin. Şöyle. Gravel sen de git. Bayağı kum kazdım gördüğünüz gibi sinat yapmak için baya bayağı kum gerekiyor yani arkadaşlar. Bilmiyorum onları da izlemek ister miydiniz böyle paketin zorluğunu anlamak için e, Arkada verilen uğraşı anlamak için onları da size göstermem mi gerekir bilemiyorum Neyse biz seriye şey quest booka devam edelim arkadaşlar e, Medium voltage şase e, Bunu yapmaya başlayalım bakalım çalışalım en azından e, o bunların ha Yok bu hulu farklı ee, o zaman şuradan biraz alüminyum plaka o zaman hazırlamıştım ben. Gel bakalım sen şöyle. Şu muydu bizim? Evet buraya bunları koyalım. Gelsen şöyle temizlen bu, bu. Ee, bunu alıyorum bunu da kilitliyorum. Çokça yapacağız bunlardan. Ee, bunun upgrade için ne gerekiyormuş? Rot plaka Cooper Cable. Cooper. Cooper çok fazla kullanılmıyordu aslında ama. Hmm. Şöyle biraz yapalım o zaman arkadaşlar. Hatta ben şuraya bir sitek. Başka Cooper'ımız var mı? Şurada biraz var ama. ha biraz daha varmış şurada. İki sitek kadar Cooper atayım. Hazır olsun onlar da. Ee, ve Rubber. Gel bakalım şöyle. Şöyle bir stek de rubber alayım. Aa nereye attık ya? Heh almamışız üzerimize. Tamamdır. Gel sen şöyle ve şöyle gel. Rot iron plakada gerekiyordu sanırım. Şunlardan da bir stek aldım. Ve şunları da at, şunları da at. Ve ikinci seviyedekini yapabilecek miyiz? Evet, yapmaya başladık artık. Ee, i̇kinci seviye makine şaseleri. Bunlar arkadaşlar bol bol yapacağız bunlardan da. Ama şimdi yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. 5 omni coin'imiz daha oldu. Omni nikelimiz oldu daha doğrusu. Şöyle devam ediyorum ve artık early game'deki inscriber zabazingosu açıldı. Ee, geçen bölüm yaptığımız bu chest'i olduğu gibi bıraktım ben öyle arkadaşlar. O şekilde kullanmayı pek istemiyorum. O da dediğim gibi ara teknoloji. Onu biraz upgrade etmemiz gerekiyor. oh, dark steel plate ve elektronik piston ikinci seviye. Güzel. Bakalım dark stillerimiz ne alemde? 17 tanecik var. Ee, zaten burada kaç tane? 38 tane olmuş. Bu da bayağı yavaş çalışıyor ya. Aa buraya niye lav gelmemiş? Geliyordu la Aa, baba, Sıkıntı ne acaba Bu overclock hmm, Bilemiyorum Bilemiyorum Bakarım ben arkadaşlar vaktinizi çok fazla Almayayım ee, Bilemiyorum arkadaşlar Bu ender tank nedense aşağıya doğru çıkış Vermekten vazgeçti Ben de bunları bu şekilde bağladım e, i̇çeride e, lav olmayışına bakmayın dediğim gibi bütün şeyler Ender tanklar otomatik çıkış vermeyi bırakmışlar O yüzden burası da boşalmış burası dolduktan sonra bu tanklarda dolacaktır yani lav gelişimiz devam ediyor Evet biz devam edelim ne lazımdı bize Dark Steel plaka ve şu Inscriber'ı da şöyle atayım Buna bakalım Bu var bu var flux kristali ihtiyacımız var Şuraya attım arkadaşlar bütün bizim apply ile ilgili kullanacağımız bazı şeyleri. Electrical piston. Bunları da ilk defa yapacağız arkadaşlar. Bunlar da bizim için biraz zahmetli olacak galiba. Ve şuradan biraz rot alayım. Biraz da plaka alayım. Ve şurada tin miydi bunlar? Neydi bakayım? Copper cable. Hmm. Hepsini buraya mı attık biz? Evet, şunların yarısını araklayayım buradan. E, pistonları falan filan burada yapıyorduk ama burası az gelecek galiba. Neyse, ha şunlar silinsin diye bekliyordum zaten. Problem değil arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. E, burada small Alüminyum gear istiyor bizden. Sen git, sen de git, sen gitme. Şunlar kalsın. Baştan pistonu yapalım ama değil mi? Motoru yapalım daha doğrusu. Oh, oh. Magnetic steel rod, magnetic steel, magnetic steel ingot. Bunu nasıl yapıyormuşuz? Böyle olmaz. Böyle de olmaz. Oh, böyle olur. Elektromanyetik. Polarizer gerekiyor bize arkadaşlar hmm. o baştan bu makine yapmamız gerekiyor o zaman ee, Neyse ki birinci seviyeymiş bu Hop 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 Tin wire'lar 2x miydi bunlar yalnız 2x tin wire 4 tane O zaman bize şuradan biraz tin yapalım hop, Şöyle 16 tanesini yapsak geçecektir herhalde 8 tane olsunlar yani. Iron Rod Tin Cable. Iron Rod Tin Cable. Şu üzerimde var mıydı acaba? Cable olarak istiyor değil mi? Evet. Şuradakilerden olabilir belki. Evet şuradan da biraz alayım arkadaşlar. Ve gel ve Hop, bir tane de şase gerekiyor bize. Eski tip şaselerden bu değil. Bu, bu. Low voltage şasesi yani. Evet, bir tane daha makinemiz oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun da görevi varmış. Hop, hop, hop. Gel bakalım sen şöyle. Ve seni de şöyle koyuyorum. Bir de enerji verelim sana bakalım. Tamam mısın? Tamam. Şimdi buna ne yapacağız peki? Dur. Buradan gideceğiz. Şu, şu, şu. Magnetik stil koyacağız. Direkt stil koyacağız. Onu magnetik hale getirecek. Öyle mi? İyi. Tamam. Şöyle bir 32 tanesini getir bakalım. O iyi. Çabuk yapıyormuş bari. Çok lazım olur mu bilemiyorum arkadaşlar. Bir yarım stek yapsın. Eğer fazla lazım oluyorsa oraya artık hopper'dır, chest'tir falan koyacağız bakalım. Ve şimdi ne yapmamız lazım motoru yapmamız lazım Burada değil Burada ee, Şuradan gidiyorum gene buradan buradan Ha bir de bunu roda çevireceğiz Aa, Sadece ingot olması değil O zaman bizim torna tezgahında mı çevriliyor ee, Gel bakalım Evet Sanırım bunu işlemesi kolay arkadaşlar aslında bu makine bu kadar hızlı çalışmıyor ama hem yapması hem de şu hale getirmesi daha kolay oldu. Hop hop, hop. Başka bir yere mi attık? Ha buraya atmışız ya. Buraya atmışız arkadaşlar. Ay, gene yanlış yere attık. Bu kadar çok şey olunca böyle karışabiliyor arkadaşlar. Bilemiyorum artık. E, hala neyimiz eksik. Rodları da şunları da yanlış yere attık. O yüzden böyle oldu. Ee, gelsen neyi çıkartabilirim? Şu işlemcileri çıkartayım arkadaşlar. Bir, iki tane motor elde ettim. Niye bu kadar sıkıştırdım ki aslında? Bir tane daha kullansak olurdu değil mi? Neyse yani bu, şuna, şunlar falan filan belki. içeride çok malzemesi var ya. Başka bir şey değil de. Ee, şunları yapmamız gerekiyor şimdi arkadaşlar. Plakaları şöyle koyayım. Rodlarımız var. Copper kablolarımız var. Bir tek small aluminium gear denen bir şeye ihtiyacımız var. Daha önce onu hiç yapmamıştık. O nasıl yapılıyormuş? Aa, daha kolaymış ya bu. Hop hop şöyle birkaç tane de bunlardan yapayım. Şöyle bir 32 tane olsun mu? Olsun hadi. Tamamdır sen kal şöyle. Bu ve bir de bunu aldım. Bir iki tane de electrical piston yaptım arkadaşlar sonunda. Oh, inscriber yapmak da zor ya. Ki bunlardan bayağı da yapacağız daha yani. Ah, bir tane inscriber'ımız oldu arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Ezan okunmaya başlamıştı. O yüzden kestim ben de. Ee, gene hatırlatayım gündüz vakti de çekebiliyorum bu aralar videolar. O yüzden böyle oldu. Aa, hop, hop. Ha, şuraya koysak olur değil mi? Hop, şöyle koydum. Inscriber'ımız da hazır. Bunun da ding donku oldu. Ve sonunda yapabildik. Şimdi bize... Hmm... Ee, bütün presler gerekiyor arkadaşlar. Bunların craftları var ama Meteorlar da var galiba. Etrafta ben meteor da gördüm. Şöyle bir gündüz yapayım arkadaşlar. Bir akşam şimdi haritaya bakalım. Hop. Şöyle yap gündüz. Şurada bir meteor görmüştüm ben ya. Evet şurada bir şey var arkadaşlar ya. Ben şuraya bir gideyim. Birazdan geliyorum. Evet meteorlar burada arkadaşlar. Bunların içerisinde bu aradığımız preslerin olması gerekiyor. Eğer kaldırılmadıysa. Ama craft da var anlamadım. Ya bunlar olur ya craft olur genelde. Chest yo var. Bu ne? Leak nugget. Aa Allah Allah ilginç. Ee, biraz bize sky stone da lazım olabilir diye düşünüyorum. Şurada kırsam sen de kırılacak mısın? Sandığı da alayım dedim ama sandık da zor kırılıyormuş. Neyse önemli değil. Bir tanecik çıktı ama. Bakalım buradaki meteor da var mı? Burada da var bir tane. Hmm, i̇lginç. Bu kadar yakın birbirine iki meteor düşmesi de ilginç olmuş arkadaşlar. Şuradalar. Başka var mı? Şurada bir tane görüyorum. Ee, ben biraz arayayım arkadaşlar. Bunların gerçi şeyi var olması lazım ya. Eğer meteor varsa... E, pusulaları da olması gerekir diye düşünüyorum. Şu. O. Bu ne ya? Hayır. Yok yanlış şey tıklamışım. Ha şarjı bunu da yapabiliriz aslında ama bu meteorları bulmak için aslında bu pusula kullanılıyor arkadaşlar. Ama ben gezdiğim için bayağı açılmışlar. Ben birkaç tane daha meteor gezip bu 4 tane presi 4 tane kalıbı bulmaya çalışayım arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar buldum gördüğünüz gibi birkaç tanesini gezmek zorunda kaldım ama sonunda 4 tane oldu bundan 3 bundan 2 bundan 2 bundan bir tane ee, tamam o yüzden de şu quest bookumuzdaki bu görev açıldı bu da halloldu ama bunların dediğim gibi bir şekilde yapılabilir herhalde precision laser engraver denen bir makineyle aa ama şey eee Medium voltaj bir makine arkadaşlar bu. Evet. Gerçi artık medium voltaj makineler yapabiliriz. Ama of baya uğraştırıcı. Oh, baya uğraştırıcı. Şasemiz var. Baya işlemci gerekiyor. Ama neyse ki bu şekilde bulmak biraz daha mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Artık karar sizin görev icabı bizden tekrar bu makineler isteyecek bir yerlerde yapacağız gibime geliyor zaten gene ama bu bu neymiş ya ha polarizer bunu hop ya aldım arkadaşlar görev icabı açılmış bu da şu yaptığımız makineydi galiba değil mi en son evet şu o hop, hop hop gel bakalım Tamamdır. Şimdi birkaç tane işlemci yapabilecek miyiz bakalım. Engineering Processor. He. Arkadaş buradaki redstone'ları kaldırmış yerine Allah'tan biraz daha insaflı davranmış ve birinci seviye devreler koymuş. Bunlar da he, elmas plakaları. Şöyle bir 10 tane yapayım bakayım. 10 tane yetecek mi? Diğerleri için ne istiyor? Ona da bakalım. Ee, Lojik için altın plaka. Ee, öbürküsü öbür için de sert yüz kuars plaka. Bunların hepsini ben şeye çevirdim galiba ya. Ama yok ya. Hallederiz ama aşağıda daha olması gerekiyor. Oh, bunları bir plakaya çevirelim baştan arkadaşlar az şöyle 10 tanesi böyle gitsin ondan sonra biraz da 20 tane de gold olsun şu 20 tanesini de golda çevir bakalım ee, neredeydi o şurada mıydı evet hepsini almışım çevirmişim gibi gözüküyor arkadaşlar şuralarda görmüştüm galiba ben unuttuğum için kalmış o da. Bunlar mıydı? Yok bunlar değil. Bu da aynı. Ben biraz daha quartz yapayım arkadaşlar. Plaka yapmak için birazdan geliyorum. Evet oluyorlar arkadaşlar. Şöyle biraz kaç tane? 5 tane burada. 12 tanecik işlemcim kalmış ya. Devrem kalmış daha doğrusu. Of, gel şöyle bunlar da. Diğerleri... Aa, bunlar olmuyor mu? Şu, şu. Ha, tozlarını koymamız gerekiyormuş. Kendilerini koysak olmuyor demek ki. O zaman gelsene, şöyle toza çevirelim. Ha, biraz varmış burada ya. Şöyle bir, hop, 40 tanesini o zaman plaka haline getirsin bakalım. Çabuk olacak mısın? O orada ola dursun. Yeni gece olmuş ya. Bu dışarıda bu şekilde çalışmayı gece olduğu için de pek sevmiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu dışarıya makine koymayı sevmiyorum. Ama gördüğünüz gibi her yerimiz makine oluyor ve bunlar daha iyi günlerimiz, çok daha fazla makine yapacağız gibi gözüküyor. Adı üstünde zaten Omni Factory, factory yani bir fabrika kuracağız gibi gözüküyor. Şimdi buraya ne gerekiyordu? Calculation olan şurada e, Logic Silicon Engineering Calculation olan gel bakalım sen şöyle şununla başlayalım. Bu bu tamam yapmaya başladı. Bir tane iki tane yapsın. E, A2 staff varsa inscriber Ha, evet evet advanced inscriber da var arkadaşlar. Hatta şu engineering'ten iki tane yapıp hemen çevirelim mi? çevirelim diye düşünüyorum ben. Yoksa uğraşıp dururuz. Engineering olan hangisiydi? Şu. Engineering. Git bakalım. Engineering'e elmas gerekiyordur. En pahalısı buydu zaten zamanında. Bir. Inscriber gördüğünüz gibi bu şekilde tek tek alıyor. stek stack almıyor. O yüzden biraz uyuz arkadaş. O yüzden Advanced'ı hala çevirmeye çalışıyorum. Ama Ha, silikon içinde silikon plate'e ihtiyacımız var. Hop hop, silikon. a rubber bunlar değil mi? Silikonlarımız burada var ama bunları da mı acaba böyle yapacağız? Hop, böyle olmuyormuş. Böyle olmuyormuş. Silikon plate ingot ingotken çevirebiliyor sadece. Peki bu dustlarla ne yapacağız biz? Nasıl ingot haline getireceğiz? Ee, ha, direkt pişirsek oluyormuş ya. Tamam sıkıntı değil. Hop gel bakalım sen şöyle. Buradaki artık tini çarkolları da ben arkadaşlar düzeltirim. Aşağıya da bir tane ender chest koymamız yeterli olacaktır. Onlar da zaten otomatik yani yakıt olarak artık Bol bol Şeker kamışı yakacağız gibi gözüküyor O zaman Pardon o zaman iki tane e, Yap bakalım sen bize Gerçi hepsinden gerekecek değil mi hepsine bile hepsine silikon gerekecek e, Birkaç tane yapsın ama şunu ben hemen Advanced Inscriber'a çevirmek istiyorum arkadaşlar böyle uğraşmayız Hop, Sen git şöyle Yok bu olduğu için olmuyor sanırım. Silikon nerede? Silikon inscriber'ımız, kalıbımız. Sen git, sen de git. Ee, pap, pap, bir. Bunlara hopper falan koyulabiliyor arkadaşlar ama bunlar e, vanilla furnace mantığı ile çalışıyor. Yani arkadan, üstten, alttan falan koymanız gerekiyor şuradaki şekillere göre. O yüzden sıkıntılar. Bunları al sen nerede calculation press değil engineering press değil mi? Ha, yok işlemciyle direkt olarak birleştireceğiz arkadaşlar. Şunlar şuraya şu şuraya şu da şöyle. Oo, bayağı zor. Baya sıkıntılı. Gelsen sen şuraya sen de buraya bir tek teklenen kısmı burası. Evet, bunlar da oldu. Advanced için 2 hopper, 4 tane de iron. Çok problem değil onlar. Hop, gel bakalım. Görevimiz de açılıyor. Hop, şuradan 4 tane iron alıyorum. Hopper, hopper, hopperımız var mı? Var. Hop, ama doldu üzerimiz. Şu ve Advanced Inscriber'a hemen upgrade ettim hacı arkadaşlar. Bunun da görevi varmış bir yerlerde. Şöyle bir koyayım. Artık bu slotlarda stack stack alıyor arkadaşlar. O yüzden iyi olacaktır bizim için. Ama şunlardan birer tane yaptıralım bakalım şimdi. Ee, engineering yaptırdık. Silikon yaptırdık. Calculation yaptıralım. Şuradakilerden hiç almadık değil mi? Neredeydi onlar? Şunlardan. Gel bakalım. At şöyle. Bunlardan yaptırdık ya. Yaptırdık da harcadık mı? Ha burada ya gözümün önünde. Aynısından çıkınca gördüm anca arkadaşlar. Tamam o zaman. Dört tane gelsen şöyle. Bol bol silikon lazım bize. Hepsi için yalnız arkadaşlar. Silikon. Şunlar. Gitsin. Bunlar da dark steel kafamı karıştırıp duruyor. Şunlar şuraya geri gitsin. Silikonlar gel bakalım. Hop. Tamam. Biraz daha hızlı olacaktır. Ve bu, bunlar upgrade edilebiliyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bana... İki. Hadi bir tane daha ol be. Bir tane daha ol. Birer tane yapıp zaten çok devam etmeyeceğim arkadaşlar. Görev icabı açılsınlar. Hadi beş tane oldu. Şunlar şurada dursun. Bunlar burada dursun. Bir tane bu değil. Şundan yap. Bundan hiç yapmamış mıyız? Yapmamışız herhalde. Bir tane daha yap. Tamam. Sizler gelin buraya. Engineering Calculation Logic lazım bize. Logic de burada. Logic gelsen şöyle. Hop senden de bir tanecik yapalım. Tamamdır. Bunu aldım gene. Ee, bu buraya. İşlemciler buraya. Ve silikonlarda. Yanlış mı koydum? Ha yok bu silikon değil bu silikon. Bir tane de bu işlemciden yap bize. Hop tamamdır. Hop like yedik. 3 çeşit işlemciyi de halletmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ha, Advanced da buradaymış zaten. O zaman bunların hepsini sandıktan alabilirim. Hey, az verdi be. Biraz daha fazla verebilirdi belki. Şunu da şöyle parçalayayım. 45 tanecik. 1450 tane kadar oldu arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Bakalım Questbook'a. E, şuna baktım. Dijital storage arkadaşlar Emi Drive'a yapacağız onu da. Onun da zamanları geliyor. Emi Interface Crafting Unit. O şükür kavuşturana Crafting. Hadi bakalım. Crafting Terminal. Ama baştan disk misk yapmamız lazım değil mi? 1K disk yapabiliyorduk. Hatta şey attığımız bu 1K'ydı değil mi? Bu değil. Evet 1K'yı yapabiliyorduk ama 4K için işlemci istiyordu sanırım değil mi? Oh, bakalım. 4K için hepsi için ikinci seviye işlemci. 10 tane yapsak 40 tane işlemciye ihtiyacımız var. 40 tane devreye ihtiyacımız var. Bir de burada oh bayağı devreye ihtiyacımız var yani. Neyse. 1K'lıklarla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. 4K'lıklarla devam ederiz. Bir klıklar hemen dolacak çünkü bayağı malzememiz var. O zaman bir sonraki bölüm ME Drive ve disklerle uğraşacağız gibi gözüküyor. Terminaller, crafting terminallerler yaparız gibi geliyor. Bakacağız bakalım. Bir sonraki bölüm o zaman görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.